ülkem ve milletim. Sonra bahsettim ben diyen lider, Türk siyasetinin ilkeli lideri, saygıdeğer genel başkanımız. Alanımıza teşrif ediyorlar. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz sayın genel başkanım. Karamanlı hemşehrilerimiz sizi hürmetle karşılıyor. İlkeli lider, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Ziyaretleriyle ilimizi şereflendiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'i takdim ediyorum. Değerli hemşehrilerimiz, pankartlarımızı indiriyoruz lütfen. İstirham ediyoruz. Aziz vatandaşlarım, muhterem Karamanlılar, değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi en iyi dileklerimle birlikte sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bizleri kavuşturan Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. Yurt içinde ve yurt dışında hayatın zorluklarına fedakarca göğüs geren tüm vatandaşlarımıza en halisane selamlarımı iletiyorum. Karaman'da hayat ve varlık mücadelesi veren her vatandaşımı bağrıma basıyorum. Aziz milletim, sıra sende temasıyla düzenlediğimiz bu açık hava toplantımıza teşrif eden, gücümüze güç ekleyen, heyecanıyla önümüzü aydınlatan Karamanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İki gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinin ülkemizin dirliğine, milletimizin birliğine, demokrasimizin geleceğine, İnsanımızın huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Bunun yanında seçimlerin sağduyulu, sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesini diliyorum. Bugünkü toplantımızın tertip ve temininde emeği geçen tüm dava arkadaşlarımı içtenlikle kutluyorum. Hepinize
hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım, Karaman'ın gönlümüzde muazzam bir yeri vardır. Karaman, Müslüman Türk milletinin gurur tablosu, ortak paydasıdır. Tam 746 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayınladığı "Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka bir dil kullanmaya" fermanı Türkçenin hem de büyük Türk milletinin iftar vesikasıdır. Karaman anamızın ak sütü kadar Türkçenin bayraklaştığı vatan köşesidir. Bu vesileyle Türkçe sevdalısı aziz ceddimizi hürmet ve rahmetle yad ediyor. Hepsinin kabirleri nur, mekanları cennet olsun diliyorum. Karaman, dünyayı Türkçe okuyuşumuzun karar ve kavşak noktasıdır. Dil bir medeniyettir. Dil bir kültürdür. Dil yaşayan bir varlıktır. İnanıyorum ki Karaman 31 Mart 2019 tarihinde olduğu gibi 14 Mayıs 2023 Pazar günü de Türkçe duruş gösterecektir. Karaman 14 Mayıs'ta mazluma ümit, zalime korku salacaktır. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. İki gün sonra hem 13. Cumhurbaşkanını seçeceğiz, hem de 28. dönem milletvekili genel seçimini yapacağız. Vakit yaklaştıkça Zillet İttifakı'nın ve bu ittifakın yanında yöresinde konuşlanan mihrakların ileri düzeyde korkuya kapıldıklarını, provokasyonlardan medet umduklarını, çok tehlikeli hamleler yaptıklarını görüyoruz. Bunlar yalnızca Türkiye'nin aleyhinde değil, sandık ve demokrasinin de karşısındadır. Aradıkları kavga ve kutuplaşmadır. Arzuladıkları bölünme ve iç kargaşadır. Ancak Zillet İttifakı'nın aradığı menfur fırsatı Karaman asla vermeyecektir. Sizlere güveniyorum. Göz kamaştıran iradenize sonuna kadar güveniyorum. Şimdi sizlere soruyorum. Cevabınızın muhteşem bir irade seslenişine vesile olmasını arzu ediyorum. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerine hazır mısınız? Ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Sandığa sahip çıkacak mısınız? Karaman'ın onurunu, Cumhur'un haysiyetini, Cumhuriyet'in kutlu emanetlerini koruyacak mıyız? Türkiye düşmanlarının eline düşen zillet partilerine hesap soracak mıyız? Milliyetçi Hareket Partisi'ne tam destek, hep destek, sonuna kadar destek olacak mıyız? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sahiplenecek miyiz? Yola devam diyecek miyiz? Allah razı olsun sizlerden. Karaman'ın sesini her yerde duyurdunuz. Heyecanınız mücadelemize şevk ve cesaret aşılıyor. Güçlü iradeniz önümüzü aydınlatıyor. Ben de diyorum ki, aziz milletim, sıra sende. Sıra sende Karamanlı kardeşim. Huzurlu bir hayat için sıra sizde. Türkiye'yi yıkmak için el birliği yapan zillet ve zulüm cephesine perişan etmek için sıra sizde. Vatan ve bayrağa sahip çıkmak için söz, karar, yetki hepinizde. Aziz vatandaşlarım,
Değerli dava arkadaşlarım, bizim tarafımız belli, istikametimiz sırat-ı müstakim üzeredir. Himaye edenimiz Allah, destekçimiz büyük Türk milletidir. Açık hesap 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandıkta görülecektir. Dünyaya istikamet verecek kudrette bir Türkiye'nin inşası ancak ve ancak Türk İslam kültüründen feyzini alan Türklük gurur ve şuuru ile İslam ahlak ve faziletiyle bezenen fedakarlık numunesi bir ahlaki kucaklaşmayla mümkün olacaktır. Bu ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır. Muazzez nitelikli, milli ve ahlaki kucaklaşmanın devlet ve millet hayatında kök salmasında da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi refakat edecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uzlaşmacı vasfında temerküz etmiş güçlü ve tesirli yürütme, güçlü ve fonksiyonel yasama, bağımsız ve tarafsız yargı sayesinde Türkiye'nin önünü hiçbir iç ve dış ihanet odağı kesemeyecektir. Bu kutlu yürüyüşün neticesinde gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye'dir. İnancımız budur. İddiamız budur. İrademiz budur. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiği, milli ve manevi değerlerin rehberiyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır. Soruyorum sizlere, 14 Mayıs'ta sandığın başına gittiğinizde mührü elinize alıp şöyle bir pusulasına göz attığınızda bir oyunuzu Milliyetçi Hareket Partisi'ne, bir oyunuzu da Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verecek misiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nı güçlendirecek misiniz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Karaman milletvekili adaylarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecek misiniz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine destek olacak mısınız? Bu evetler karşısında helal olsun diyorum. Güveninize layık olacağız. Rabbimden niyazım bizi sizlere mahcup etmemesidir. Analarımızı ağlatanlar, ağıtlar yakmasına neden olan caniler bugün CHP ile işbirliği halindedir. Yavrularımızı yetim bırakan katiller İyi Parti ile emel ve hedef birliği içindedir. PKK Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. FETÖ Kılıçdaroğlu'na siper olmuştur. Küresel medya Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı'nın propagandasıyla nifak saçmaktadır. Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu'nun akıl, vicdan ve iradesine ipotek koymuştur. İngiliz The Economist dergisi Erdoğan gitmeli diyormuş. Bu haşlı zihniyetine kimin gideceğini, nasıl gideceğini, gittiğinde nasıl hesap vereceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan büyük Türk milletidir. Türkiye'ye yön veremezler. Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler. Alayı gelsin, hepsi toplanıp karşımıza dikilsin. Şayet boyun eğersek, bir adım geri atarsak namerdiz. Çıkar ortakları, küresel sermaye çeteleri, terör örgütleri, Türkiye düşmanları, tefeciler, faiz bağımlısı bankerler, karanlık lobiler, İslam karşıtları alayı birden Türkiye'nin önüne geçmiş durumdalar. Dünyada 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye'de olacağını ağız birliği halinde iddia ediyorlar. Çünkü
100. yıl dönümünü karşıladığımız Cumhuriyet'ten intikam almak istiyorlar. Milli mücadelenin ve 15 Temmuz'un revanşını almak için kudurmuş gibi provokasyon yapıyorlar. Algı operasyonlarına, sosyal medya saldırılarına, FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar. İstedikleri kukla gibi oynatılan, her anlamda güdülen, her şeyiyle kontrol edilen, denetim altında tutulan, taviz ve teslimiyet döngüsüne girmeye hazır bir cumhurbaşkanıdır. Bu nedenle Türk ve İslam husumetinin umudu Kılıçdaroğlu'dur. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu'dur. Nitekim Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı milli güvenlik sorunudur. Bunlar Cumhuriyeti yıkmak için zalimlerden ihale almışlardır. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldırıları vardır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hazımsızlık had safhadadır. Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan tek bir projesi yoktur. İyi Parti Başkanı'nın dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur. Eline süpürge alıp miting alanlarında şov yapmaktadır. Milletin kimi ve kimleri süpüreceğini de göremez haldedir. PKK'ya ve HDP'ye sözcülük yapacak kadar küçülmüştür. Zillet İttifakı'nın miadı dolmuş, güçlendirilmiş parlamenter sistemden başka söylediği veya söyleyeceği ikinci bir şey de olmamıştır. Onların hain ve asmane destekçileri varsa bizim kahraman Karamanlımız, dünya üzerinde yıldız gibi parlayan kocaman bir ülkemiz vardır. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi tuzağa kurarlarsa kursunlar, korkakların, korkulukların, kokuşmuşların üzerine yürüyoruz. Yedi düvelin bileğini sandıkta bükmek için milletimizle tek yürek olmuş vaziyetteyiz. Biz yürüdükçe sinecekler, biz direndikçe silinip gidecekler. Teslim olmayacağız, taviz vermeyeceğiz, tehir etmeyeceğiz. Millet diyeceğiz, vatan diyeceğiz, al bayrağın altında hep beraber toplanıp bağımsızlığımıza asla gölge düşürmeyeceğiz. Milletimizin hak ve hukukunu birlikte savunacağız. Devlet ve milletiyle hep birlikte ve her şeyden önce Türkiye diyeceğiz. Devletimizin egemenlik, hükümranlık haklarını gözü kara şekilde koruyacağız. İnsanımızın haysiyet ve onurunu, ekonomik ve demokratik güvenliğini, itibar ve iradesini güvenceye almak için gece gündüze katacağız. Daha güzel, daha güvenli, daha huzurlu, daha refah dolu bir Türkiye'ye el ele vererek ulaşacağız. İstikbalin süper güç Türkiye'sine selamet içinde vasıl olabilmek amacıyla çok çalışacağız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Cumhur İttifakı'yız. Biz Türkiye'yiz. Hep birlikte Türk milletiyiz. 14 Mayıs Türk tarihinin dönüm noktalarından birisidir. 14 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün zafer müjdesidir. Aynı zamanda hem Cumhurbaşkanı hem de 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı sandık ve demokrasi yılıdır. Soruyorum sizlere, Türkiye'ye tuzak kuranlar 14 Mayıs'ta alt edilecektir. Buna var mısınız? Türkiye'yi zillete düşürmek isteyenler 14 Mayıs'ta yenilecektir. Buna hazır mısınız?
emperyalizmin kalleş ve kanlı fermanına ümit bağlayanlar 2023'te kenara itilecektir. Bu milli ve demokratik mücadelede bizimle misiniz? Alayınızdan Allah razı olsun. İşte meydan, işte mensubiyet, işte mesuliyet, işte maşeri vicdanın milli sesi. Bir kez daha sizlere soruyor, muazzam sesinizi, muhteşem iradenizi iç ve dış işgal cephesinin piyonlarına duyurmak istiyorum. 14 Mayıs'ta beraber miyiz? Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek veriyor musunuz? Zalimlerin, hainlerin, yeminli Türkiye düşmanlarının hesabını soracak mısınız? Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyor musunuz? İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün kararında mısınız? Allah nazarlardan saklasın sizleri. Biriniz bin olsun hepinizin. Kandil ve Pensilvanya'nın esiri olan Kılıçdaroğlu ve zillet ortakları 14 Mayıs'ta ağır bedel ödemeye hazır olsun. Karaman bölünmeye kapalıdır. Karaman terör ittifakına karşıdır. Karaman Türkiye'yi ölüm tüneline sokmak isteyen, için gün sayan yabancı beslemelerinin de sonuna kadar karşı cephesindedir. Türkiye'de bulamadıklarını yabancı ülkelerde arayanlar, terör örgütlerine destek, bölücülüğe payanda olanlar, ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi milli ve tarihi bir sorumluluktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tecessüm ve tecelli etmesi Türk ve Türkiye yüzyılına hizmettir. Çabamız, çalışmamız, çağrımız bu hedeflere ulaşmak içindir. 14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin kaderini tayin edecektir. Ya geleceğimiz zillete düşüp heba ve heder olacak ya da Cumhur'un cesaret ve dirayetiyle bütün oyunlar bozulacak. Ya yurdum diyeceğiz ya da yokluğa mahkum olacağız. Ya istiklal ve istikbal haklarımızdan vazgeçeceğiz ya da bu haklarımızla sonsuza kadar var olmanın yol haritasını belirleyeceğiz. Mandacılara, mayası ve meşrebi zehirli olanlara ya boyun eğeceğiz ya da lider ülke Türkiye'nin kapısını aralayacağız. Artık başka çare, başka seçenek kalmamıştır. Demokratik hesaplaşmaya sadece 2 gün kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni hak ettiği gelişmişlik düzeyine biz çıkaracağız. Türkiye'yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kilitleri ya açacağız ya da kıracağız. Üreten, refah sağlayan, herkesin iş ve aş sorunlarını çözmüş milli bir ekonomiyi, bütün sorunlara neşter vurmayı başarmış, terörün kökünü kazıyıp bölücülüğe felç etmiş bir siyasi ve hukuki bünyeyi, dış politikada daha aktif, taviz vermeyen, dünyaya Türkçe bakan, hayatı ve hadiseleri başkent Ankara vizyonuyla kuşatan bir dış politika mimarisini el birliğiyle, güç birliğiyle ve Cumhur İttifakı'yla bağlamış olacağız. İrademiz ve gücümüz büyük Türk milletidir. Devletimizin egemenlik haklarıyla, milletimizin muhteşem varlığı,
bağımsızlığımızı ve bölünmez bütünlüğüyle kimin sorunu varsa bizim de onlarla sorunumuz vardır. Ve alayını birden her cephede karşılamaya hazır olduğumuz iyi bilinmelidir. Açıkça sesleniyorum aziz milletim. Sıra sende. Bağımsızlığımız bedava kazanılmadı. Türkiye Cumhuriyeti ikram edilmedi. Bu topraklarla kolay vatan olmadı. Bilinsin ki işbirlikçi kalpazanlara, dış bağlantılı mankurtlara çiğnetilmeyecektir. HDP'yi, Yeşil Sol Parti'yi, bölücü teröristleri yanına yöresine alanlar, milli mücadeleden intikam almak isteyen bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Bizim böyle bir sevdayı içinde taşıyanlarla iki dünyada da hesabımız vardır. Diyorum ki aziz milletim, sıra sende. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin tercihi, Karaman'ın takdiridir. Bu demokratik tercihe meydan okuyanlar millet tanımaz odaklardır ki onlarla mücadelemiz andolsun heyecanla sürecektir. Diyorum ki aziz milletim, sıra sende. Değerli vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, Türkiye zillete düşmeyecek, zillete yenilmeyecek, ziyan edilmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tam manasıyla yerleştirilmesi için yapılan uyum düzenlemelerine ilave olarak başta Türk tipi başkanlık modelini kurumsallaştıracak yeni bir anayasa olmak üzere gereken tüm hukuki, idari ve siyasi altyapıyı tesis ve temin edeceğiz. 15 Temmuz benzeri bir ihanetin tekrar yaşanmaması için gereken siyasi, sosyal, idari ve ekonomik önlemleri kararlılıkla alacağız. 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da yeşeren milli ve demokratik dayanışma ruhunu devam ettireceğiz. Türkiye'nin yükselişini sağlayacağız. Adil bir gelir dağılımı başta olmak üzere işsizlik ve yoksullukla mücadele edeceğiz. Sosyal koruma programlarıyla yardıma muhtaç, yoksul ve kimsesiz vatandaşlarımızı aç ve açıkta bırakmayacağız. Çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştireceğiz. Adaletli bir ücret sistemine kavuşturacağız. Herkesin eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi temel ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılandığı, insan onur ve haysiyetine yakışır sosyal düzen oluşturacağız. Dış politikada, siyasette ve ekonomide Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya yönelik faaliyetlerin önüne geçmek, Türk devletinin ve Türk milletinin bekasına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çabalayacağız. PKK, YPG, FETÖ ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Milletimizin huzur ve refahını arttırmaya yönelik tüm sosyal ve ekonomik tedbirleri kademe kademe hayata geçireceğiz. Hukukun üstünlüğünü ve adaleti her alanda etkin hale getireceğiz. Güçlünün değil, haklının yanında olan adil bir sistem kuracağız. Demokratik standartları yükselteceğiz. Temel insan hak ve hürriyetlerini güvence altına alacağız. Uzlaşma kültürünü geliştirerek toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve kardeşliği pekiştirmek için her fedakarlığı yapacağız. Milletin değerlerini temsil eden, milletin hizmetinde güçlü, adil, müşfik ve insani bir devlet anlayışını Cumhur İttifakı olarak tesis edeceğiz. Hiç kimseyi ayırmayacağız. Hiç kimseyi dışlamayacağız. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde seçim beyanımızda açıkladığımız sosyal, siyasal ve ekonomik mahiyetli 100 sözümüzü sizlerin desteğiyle gerçekleştireceğiz.
herkes eşittir Türkiye diyoruz. Kaderimiz birdir, kanımız birdir, kararımız birdir, kavlimiz birdir. Biz kardeşiz, biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Olacaksa birlikte olacak, başarıya da birlikte ulaşılacaktır. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın güvencesidir. Milletimize bugüne kadar ne söz vermişsek tuttuk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin çatısı altında Cumhur İttifakı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizlerin yüzünü kara çıkarmadık, vaatlerimizi unutmadık, her şartta yanınızda olduk. Şimdi sıra sizde. Şimdi mühür elinizde. Milliyetçi Hareket Partisi'ne öyle bir destek verin ki Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a öyle bir sahip çıkın ki gelecek nesillerimize güzel, bereketli, ekonomik refahı yükselmiş, huzur ve kardeşlikle yaşanacak bir ülkeyi miras bırakalım. Buna var mısınız? Buna kararlı mısınız? Bizimle beraber misiniz? Söz mü? Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veriyor musunuz? Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla seçiyor musunuz? Hay maşallah sizlere. Allah razı olsun hepinizden. İradeniz irademizdir. Bu evetleriniz 14 Mayıs'ın zafer müjdesidir. Unutmayınız, biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes öz be öz kardeşimizdir. 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandığın başına gittiğimizde Karaman milletvekili adaylarımıza ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok güçlü desteğinizi bekliyorum. Muhterem Karamanlılar, son günlerde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'nin çoğunluktaki ülkeleri, yani Hans, Sam, Johnny, Henry, ne varsa Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini istiyorlar, onu yeneceklerini söylüyorlar. Şimdi ecdadımın ili Karaman'da öyle bir söz söylüyorum ki Hans, Sam, Johnny, Henry, Frank, kim olursanız olunuz Anadolu'nun çocuğu olan Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirtmeyiz. Onu siyasi hayatta sildirmeyiz. Ve onu tekrar Recep, Recep, Recep diye Cumhurbaşkanı yapacağız. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyor. Allah'a emanet olunuz diyorum. Ziyaretleriyle ilimizi şereflendiren Türk siyasetinin ilkeli lideri, Milliyetçi Hareket'in bilge lideri, saygıdeğer genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e şükranlarımızı sunuyoruz. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen lider, benim aklım hep Türkiye'dir diyerek Türk milletinin gönlünde kıtas kurmuş Türk siyasetinin ilkeli lideri Türkmen Bey'imiz, saygıdeğer genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey, Karaman milletvekili adaylarımızı sizlere, Karamanlılara emanet ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Karaman İl Başkanımız tarafından saygıdeğer Genel Başkanımız
Devlet Bahçeli Bey'e sizler adına hediyeleri takdim ediliyor. Yine il başkanımız, saygıdeğer genel başkanımıza Karaman Spor forması takdim ediyorlar. Ve yine özel dokunmuş bir belediye başkanımız, bugünkü ziyaretleri anısına saygıdeğer genel başkanımıza 100 yılı aşkın bir süreçte dokunmuş bir kilim takdim ediyorlar bugünkü ziyaretleri anısına. Sizler adına değerli Karamanlılar. Saygıdeğer genel başkanımızı bugünkü Aksaray ve yarınki yurt gezilerine uğurluyoruz. Yolunuz açık olsun sayın genel başkanım. Karamanlı hemşehrilerimiz sizi hürmetle uğurluyor. Türkmen beyimiz, yolunuz, bahtınız açık olsun.